Arkadaşlar neredeyim biliyor musunuz? Berlin duvarının yanındayım şu an. O kadar heyecanlıyım ki. Ve yanımda kuzenlerim var. Amcamın oğulları. Kardeş çocuklarıyız. Kendileri Berlin'de yaşıyorlar. Kamber abim. Muammer abim, bir selam vermek ister misiniz benim takipçilerime? Bizden kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kucak dolusu selamlar tüm Türkiye'ye. Havalimanından beni almaya geldiler. Ben hafta içi geldim. Yani çalışma günleri izin almışlar, beni almaya geldiler. Şimdi de gezdiriyorlar. Berlin duvarının ayakta kalmış bölümüne geldik. Şimdi buraya gezeceğiz. Size buraları göstermeye çalışacağım. Şu an burası Doğu Berlin. Rusların hakimiyetinde olduğu taraftayız biz. Arkadaşlar şu an tam ortaya geçeyim de öyle anlatayım size. Tam Doğu ve Batı Berlin'i ayıran nokta burasıymış. O zamanlar buralara geçmek hayal tabii. Demir yumruğun yönettiği komünist taraf sağ taraf. Kanalın diğer tarafı Batı Almanya. Duvarın birçok bölümü tabii ki artık günümüzde yok ama şu an en çok turistlerin geldiği bölümdeyiz biz. Aa, bu mahallenin adı neydi? Friedrichstraße. Friedrich? Friedrichstraße. Straße cadde mi demek? Evet. Boydan boya gezmeme gerek yok. Yanımda bulundum ya, yeter. Yani siz burada yaşadığınız için hissedemiyorsunuz ama şu an benim için yani çok farklı bir duygu. Evet, evet. 30 sene önce şurada bulunmak imkansızdı. Çok farklı bir duygu gerçekten. Dur çekeyim mi Murat, yazar. Ben dinleyeyim. Buna mı çekeyim? Evet, duvara ismimizi yazdık. Az da olsa gözüküyor. Abi kaç sene yaşadık biz burada? Vallahi 80'ler. Biz 1980'in 7. ayında gelmiştik. 87'de. Aşağı yukarı. 80'de geldik değil mi abi? Evet. 80'in 7. ayında geldik kardeşim. Ne 80'de. Kadar kaldık burada? Hayır, ben doğmadan gelmişsiniz. Ben 8 yaşındaydım o zaman. Tahminim aşağı yukarı 85'e kadar buralarda durduk kardeşim. Biz 5 sene mi ne durduk? 5 sene durduk değil mi? 5 sene aşağı yukarı. Çünkü Heimstrasse'ye taşındık. Ama hangi senede olduğunu bilmiyorum. 86 mı? Hürtürkel. Hürtürkel ne? Marka mı? Şey, spor. Spor? Spor kulübü. Ha, SV Hürtürkel. BSV. Spor kulübü. Yani hı-hı, nasıl... Fenerbahçe spor kulübü gibi. Evet. BSV spor kulübü. Ama küçük, evet. Yani büyük değil. Hı-hı, anladım. Mahalli yani. Almancası neydi abi bunun? Kulenin? Fernsehturm. Fernsehturm. Evet, televizyon kulesinin yanından geçiyor. Fernsehturm. Turm. Anladım. Berlin dışında gittiğiniz yerler var mı? Böyle hafta sonu ya da ne bileyim ayda bir kafa yok, dinlemeye gittiğiniz yerler falan. Önceden Polonya'ya gidip geliyordu. Polonya'ya gittik. Evet. İşte. Ondan sonra bu Hamburg, Köln, yani herkes benim oğlan geziyor. Evet. Ama pek öyle bir şeyim yok. Evet, Berlin Katedrali'nin yanından geçiyorum şu an. Vaktim olmadığı için içine giremiyorum. Ama şöyle görüntüsünü alalım.
Berlin'de Türkçe radyo mu var? Evet. Evet. Türklerin radyo. Metropol FM. Uzun senelerden beri yoktu. Kaç senesinde kuruldu kardeşim? Yani... 10 sene oluyor değil mi? Efendim? 10 sene iyi geçiyor. Aşağı yukarı. Motire Berlin'de arabama çarptılar, kırmızıdan geçtim. 5 milyon Türk varmış Almanya genelinde. 8 diyorlardı da. 8 mi? Evet. Burası da Berlin'deki Sovyet Savaş Anıtı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin anısına yapılmış. Hatta burada T-34 tanklarının da iki tanesini sergiliyorlar. Ve Sovyet askerinin olduğu bir heykel yapmışlar. Öyle bir Rusya'da yaşayan birisi olarak dikkatimi çekti. Sovyet Savaş Anıtı. Bizim orada çok var bu T-34'lerden. Ama Almanya'da görmek daha ilginç oluyor. Galiba Weihnachtsmarkt da var burada galiba. Abi tam buranın Almancası. Brandenburger Tor. Ha bak buranın manzarası gerçekten güzel. Şey de gözüküyor buradan. Televizyon kulesi de gözüküyor. İşte ben buraya mutlaka gelmeyi istiyordum. Şimdi Almanya'nın simge yapılarından birisine Brandenburger kapısına gidiyoruz. Evet. Genelde bütün yılbaşıları toplanıp burada kutluyorlar. Bugün ayın 24'ü, 24 Aralık. Eğer 6 gün sonra gelseydim yılbaşına burada giriyor olacak. Abi yılbaşına olması gerekiyor. Şimdiden yılbaşı gibi baksana yani, kalabalığı. Şey bir de Weihnachten ya hani Noel şeyi ya. Yarındı değil mi? Bugün başlıyor. Bir gün sonra başlıyor galiba. Herkes buraya resim çekmeye gelmiş. Benim gibi Berlin'e gelip de buraya gelmeden olmaz demişler. Ve bu güzel manzarada arka plana buraya alarak güzel resim çekiyorlar. Burada yalnız ters ışıktalar. Oho. Türk değil mi bu abi? Kesin Türk'tür. Şubat bayramı var orada. Şubat. Aynı Fagata yapmıştık geçen. Memleket nere abi? Memleket Bartu. Maşallah. Bartu'nun Noel Baba'yı görüyorsunuz şu anda. Merhabalar. Merhabalar abi. Buradan başlıyor. Şu ışıktan karşı geçeceğiz. Yer burası. Harita burayı gösteriyor. Evet şu anda Berlin merkezindeki bir anıttayım. Burası katledilen Avrupalı Yahudiler anıtı diye geçiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in katlettiği Yahudilerin anısına buraya bir anıt yapılmış. Bunların üzerine yazı yazan bir yer vardı galiba. Birazcık yürüyelim bakalım. Burada mezar falan yok değil mi? Mezar mı var acaba? Yok sadece anıt olarak yapmışlar. Zwar steht irgendwo ein Name, wo die bir de şey varmış, şurada müzeyim varmış değil resimler mi? Resimler falan yalnız eşli kapalıymış. Kapalıdır ya, saat ama geçti. Ama önünden bakıyormuşsun. Noel oldu. Noel'den dolayı kapalı. Şey mi, bu taşların ön tarafında mı müzede? Şu vinçlerin orada. Bir de oraya bakayım. Teşekkürler. Türkler çoğu yere artık iyi yerlere yerleştiğini. Bu burada görevli mi çocuk? Evet. Yani Türklerin burada artık değil. Yavaş yavaş önemli yerlerde yer aldığını belirt yani. Tamam. Prospekte yaparız onu. Şey resimler falan varmış biliyor musun Murat onun için? Tel örgü var ama ileride. İnşallah bize doğru değildir. Ben de öyle bir şey gördüm. Vallahi ben de gördüm aynısını. Sola döneriz ya Murat. Abi labirent gibi yapmışlar ha anıtları. İrili ufaklı, biraz kısa, biraz uzun. Nasıl bir ilginç bir mimari. Açılıyor mu kapı? Bir sol yapalım. Geçtik. Ha buradan aşağı iniliyor. Bir şeyler var aşağıda. Kapalı şimdi. Burası, acil çıkış diyor. Acil çıkış burası. Evet buldum. Şurada. Vermiş. Gelin. Şimdi bu Avrupalı Yahudilerin soykırım anıtı. Galiba öyleydi ismi. Böyle sembolik bir anıt yapmışlar. O anıtın yanında da müze varmış. Müze yalnız şu an Noel dolayısıyla kapalı. Müze girişinde duvarda böyle müzenin içerisini gösterdikleri resimler var. Şimdi oraya geldik. Burada isimler yazılıyor. Yerleri, caddeleri olan caddeler gösteriliyor. Ailelerin olduğu yeri gösteriyor. Ha, buradan şeylerine bakıyorlar. Torunları falan galiba gelip ailelerine bakıyorlar. Evet. Burası da Rome de Dimension. Yani hangi ülkeden ne kadar mı? Evet. Anla yazılı. Şunu merak ettim abi. Bunda ne yazıyor? Denkmal für die Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. Sinti ve Romaların öldürüldüğünün şeyini anıtı. Bu? Bu şeyler. Eşcinsellerle alakalı. Eşcinselleri. Hitler sadece Yahudileri yakmıyor. Eşcinselleri, eşcinsel. Sakat olanları, akli dengesi iyi olmayanları falan da. Temiz ırk şeyisiyle. Burada ne diyor abi? Bütün Avrupa'da öldürülen Yahudilerin adına bir anıt. Burası bütün Avrupa için. Evet. Bu yapılan anıt. Evet. Almanya evet. için değil. Sırf Avrupa için. Yani bütün Avrupa için. Abilerim benim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seve seve.
Böyle çeviri yapan birisi olunca ne güzel oluyor var ya. Ben yoksa şimdi onları tek tek yazıp çeviriyorum diye uğraşacaktım şeyden, Google Translate'ten. Şimdi hava kararmak üzere Alexanderplatz diye bir yere gidiyoruz. Bu da benim amcaoğullarımın arabası. Sabahtan beri bununla geziyoruz. Sağ olsunlar, bayağı bir gezdirdiler beni. En büyük sorun park yeri bulmak. Neyse ki bulduk bir yer. Sistem nasıl çalışıyor abi burada, park yeri? Ne kadar kalacağın önemli. Hı hı. Sen önceden şu kadar mı kalacağım diyorsun? Şimdi örneğin 1 euro atıyorum. Evet. Çekiyorsun değil mi? Aha, çekiyorum. Bak saat 16.34. 4'ü 4 geçiyor. Yarım saat. Yarım bir saat. Eurosu yarım saat. Yarım saat. Peki mesela yarım saat açtın ne oluyor o zaman? Onu ceza nerede? Yiyorsun. Ceza yiyorsun. Ceza yiyorsun. Önceden parasını ne kadar kalacağınızı söylüyorsunuz ve ücretini evet. alıyorsunuz. Oturduğun binalarda bile artık aylık para ücreti ödüyorsun. Kapalı artık mı açık mı? Böyle kapının açık önüne olsa mi? Da. Açık olsa da. Açık olsa da. Çünkü artık bir ailede 2-3 araba var. Yer yok. Park yeri yok çünkü. Park yerleri yok. Televizyon kulesinin yanından geçiyoruz. Alexanderplatz dedi mi? Bütün alışveriş merkezlerin yeri. Türkçesi ne? Meydan, plats meydan mı oluyor? Evet, Alexanderplatz. Rusya'da da Ploşat. Ploşat. Plats, Ploşat birbirine benziyor. Bu arada benim şehrim de, şehrin adı Almancadan geliyor. Petersburg. Kale. Bravo, kale. Peter Burk Kalesi. Kale. Ha, Peter'in kalesi. Ama Peter de Almancası. Peter de Almancası. Peter Almancası. Hans, Peter. Ne arıyorsun ki sen şimdi burada? Ben görünce söyleyeceğim sana şimdi. Görmeden anlatamıyorum ki. Şimdi Alexanderplatz'ın şeyi burası. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın ayrıldığı yer. Burası şey doğuya ait. Ne zaman doğu birleşti ondan sonra Alexanderplatz bize ait oldu. Evet. Annemin babamın zamanında en ünlü alışveriş merkeziydi. 80'li yıllar mı? Almanya'dan gelen Türklerin en çok hediye getirdiği, hediye poşetlerinin olduğu CA ismini oradan hatırlayanlar olur. Benim gibi yaşı eski olanlar. Alexanderplatz'da bulunan bir alışveriş merkezi. Ha, burası Alexanderplatz'daki metrodur ha. Evet, Alexander yukarıdaki hatta metro. Şuradan girişi çek git, çek şunu çek, geleni çek. Ha. Evet, Alman metrosunda görmedik demeyelim. Şu an tam önümde metro istasyonu var. Metroyu da gördük. Bir de Alexanderplatz ismi yazan yerine girmek ister misin? Neyin? Alt metroya girelim. Yok gerek yok, girmeyeceğim. Tramvaylar yeni, güzel. Bizde bir tramvaylar var şehirde, nostaljik. 60'lardan kalma. Kışın bir soğuk oluyor. Normalde soğuk, bir de o demir ya. O demir de daha çok soğuk oluyor. Şapkanı tak istersen, gayrı soğuğu da var. Ya buralar bana normal geliyor ki. Ben eksi 10 dereceden geliyorum. Evet, maşallah. Şu an bura normal bana yani. Berlin denince 2-3 tane kelime var böyle direkt akılla gelen. Birisi Kreuzberg, birisi Alexanderplatz. Ben şu an Alexanderplatz'tayım. Daha doğrusu biz Alexanderplatz'tayız. Böyle şu resmi de hatta bir de fotoğrafını alayım. Bundan sonra gidelim arabaya. Tavuk yemeği gibi genelde abim, hanım, ben en fazla geldiğimiz yer burası. Bunlar da benim Berlin'deki canlarım. Evet. Yengem, abim, diğer abim. Yani kardeş çocuklarıyız. Babalarımız kardeş, kuzenlerimiz. Hadi gidelim bakalım mekana. Evet, Berlin'deyiz. Ailecek yemeğe geldik. Evet. Bugün tavuk yiyeceğiz. Hepimize tavuk söyledik. Tavuk. Yalnız mekanın ismi enfes. Abi söylesene mekanın ismi. Yalaha. Arapların yeri. Arapların yeri. Arapların işlettiği bir tavuğunu çok methettiler. Şimdi tavuk yiyeceğiz. Şöyle tabaklarımızı da göstereyim size. Böyle Berlin geceleri bizi bekliyor. Abi buradan sonra nereye gidiyoruz? Gideceğimiz çok güzel yerler vardı. Kreuzberg. Kreuzberg'e gideceğiz. Yemeğimizi küçük yiyelim. İstanbul. Küçük İstanbul'a gideceğiz. Bize afiyet olsun. Devam edin izlemeye. Sana da afiyet olsun. Abi bu cami ne camisi? Şehitlik camisi. Minareleri de var bunun. Evet. Şey Almanya'daki minareli mi camiler? Hepsi değil. Bir tek şehitlik camimizin şu anda minareleri var burada. İlk camimiz. Berlin'deki kurulan ilk cami. Berlin'de kurulan ilk caminin yanındayız şu an. Şehitlik camisi. Şehitlik camisinde gördük. Gidebiliriz. Çarık helal et bak. Çarık kuru yemiş. Hemen buraya girelim mi? Tamam, gezelim. Tamam, olur. Sonra. Şimdi burası Kreuzberg. Kreuzberg mi? Kreuzberg. Kreuzberg. Yani yarı İstanbul. Çoğunlukla bütün mağazalar Türklere ait burada. Killa Hakan var burada bir de. Türkiye'de çok meşhur. Özçakır. Flugreisen ne demek? Şey, uçak şirketi. Leylak. Leylak. Börek, lahmacun. Kran.
Burada da Mısır Çarşısı var burada yakında şurada bir yeriydi. O Mısır Çarşısı şu karşısı abi hemen. He. Şey Mısır Çarşısı şurası şurası. Burası ama. Evet burası. Gözükmüyor şimdi. Evet, şu tabelayı görmemiz lazım. Zentrum Kreuzberg. Kreuzberg merkezine girdik. Lezzet Grill. Almanya'daki Türk mahallesindeyiz. Mahalle değil, mahalle değil mi burası? Türk mahallesi. Türk mahallesi diyebiliriz, evet. Türk mahallesi diyebiliriz. Türk semti de diyebiliriz. Mustafa Demir. Demir Kebap. Demir Kebap. Hasır. Hasır restorant. Arkadaşlar şu an Esenler'de de Zeytinburnu'nda gezmiyoruz. Berlin'deyiz. Berlin'deki Türk mahallesinde. Kreuzberg'de. Sağımızda solumuzda hep Türk şeyler, markalar. Mesela burası Hasır restorant. Burası tur şirketi değil mi bu? Evet, tur şirketi, Robin kuyumcusu. Aa, kuyumcu da var. Evet, kuyumcu. Kuyumcu burada herhalde Türklerle iş yapıyordur sadece. Almanlar kuyum alıyor mudur yenge? Alan var ama çok şey, nadir. Bunlar Türk düğünleri falan çok Türkiye'de sosyal medyaya düşüyor şimdi. Mercedes'lerle, BMW'lerle çok konvoylar yapıyorlar Almanya'daki Türkler, Avusturya'daki Türkler falan. Evet. Hacı baba varı da oralara gezer işte. Her yerine gerek yok. Şöyle görüntüsünü alsam yeter. Kizburger. İsmi güzelmiş ha. Smariana kuruyemiş. Kuruyemiş. Kuaför Selim. Apsa. Türk mahallesi burada. Zırtlı araba çıkabilir yani. Çıkıyor valla.